Herkese selamlar. Pazartesi gününden herkese hayırlı, mutlu akşamlar diliyorum. Bu size akşam geleceği için ama hangi saatte izliyorsanız gününüz aydın olsun. Akşamınız kutlu, mutlu olsun. Ve sevgiyle, aile huzuruyla izlemek nasip olsun bu vlog. Tüm blokları. Kapıdan şey gelmesin de. Işık olunca yansıma oluyor. Hepinize yüz yüze selam olsun. Selamlar canlarım. Şurada patlıcan var. Patlıcan hemen niye şeye durmuş? Daha yeni yeni yapıyorum yemekleri. Sebzeleri daha yeni yeni geçiyorum işte. Geçen şey yapmıştı fasulye. Şimdi kız arkadaş bıçağım hiç kesmiyor. Görüyor musun sen? Hiç kesmiyor bıçağım. Böyle daha mı iyi oluyor? Değil mi valla? Canlarım, bir şey, şöyle bir yanlış anlamışlar. Ben dedim ya, Aziz Allah çalışan, Aziz Allah çalışanı bak. Ben dedim ya, hani uzaklaştırma alındırılmış. Uzaklaştırma şöyle, kanalda, yani kendi kanalımda kötülüğüne bizimkilerin adını anmamak adına bir de ayrıyeten de yorumları takip edeceğiz. Yorumları adına. Bu bunlar şeye hitaben söylüyorum yorumcularıma. Kanala yorum yapanlara merak etmeyin. Hiçbiriniz şey verilmediniz. Verildik zannediyorsunuz. Mahkemeye verilmediniz. Sadece kanala uyarı geldi bu. Hani nasıl Serengil konuşma uyarısı aldı da konuştu, ihlal etti. Ben de kötülüğüne daha konuşamıyorum. Konuşamam. Zaten kötü bir şey değil. Yani onlarla alakalı, karşı tarafla alakalı hiçbir şey konuşamam. Kötülük değil de. Yani aramızda bir şeyi konuştuk. Böyle böyle tamam, görüşmeyiz, etmeyiz. O dedi bana böyle böyle, bir daha senin kanalda biz konuşulmayacağız. Senin kanaldaki yorumlarda biz olmamalıyız, olmayacağız. Bu şekilde uzaklaştırma alınmış. Yani uzaklaşma dediğim yasa koyuldu. Ondan sonra onları açıklamış da, onları nasıl açıklamış bilmiyorum. Canlarım benimkiler, benim yorum yapanlar tutuşmuş. Tutuşmanıza gerek yok. Bu bundan sonraki süreç için. Geçmişteki değil, mahkemeye falan verilmiş değilsiniz onlar tarafından. Hayır, verilmediniz. Öyle bir şey yok yani. Ben onlarla konuştum çünkü ben izleyicilerimi, benim yorumcularım, yorum yapanlar hani kanala, yani videomun altına yorum yapanlar. Benim şeyimden gittiği sürece hani aşmadılar değil mi? Ben mesela rica ediyorum, lütfen diyorum başkalarının isimlerini iyi veya kötü geçirmeyin kanalda. Şeyde. Videoda, videonun yorumlarına yapmayın diyorum. Eğer gene hakaret boyutlu olursa bundan sonrası için geçerli. Bundan önceki için değil. Kimse korkmasın ve çekinmesin. Şey, geçmişteki olan şey için verilmedi. Sadece ihtar geldi. İhtar. İhtarı ihlal edersek o zaman işte kötü. Sonuç kötüye gidiyor. Allah korusun. Ve o yüzden ne ben kanalımda anacağım onları, ne yaparsa yapsınlar, ne ben kanalda anacağım, ne onlar kanalında anacaklar beni. Böyle konuştuk zaten. Ne de onların kanalında yorumcular, yani onların dediğim çocuğum, oğlumun kanalında yani. Onların kanalında yorumcular ne beni vuracak, böyle bir şey var çünkü ortada. Kanal sahibi sorumlu yani. Kanal sahibi bakacak buna. Bakmazsa o zaman yorumcular da şeyler de
O zaman bundan sonrasında süreç başlıyor. Hani çok telaşlanmışlar. Kimi diyor ki kanalımı kapatacağım, kanallarımı kapatacağım gelmişler. Sen kim olayım benim kanalımı kapatacağım? Kim oluyorsun sen? Gelmiş oraya sen bizi mahkemeye mi vermiş şey ondan sonra sen oraya yazdın ki ben de yazdım. Kanalları hızlı kapatacağım. Oradan bir tane daha hesap açılıyor, bir daha geleyim. Bir tane daha hesap açılıyor, bir aynı kelime aynı. Kanalları hızlı kapatacağım. Sen neyin kanalını kapatıyorsun? Sen Rütük müsün? Rütük müsün? Neyi kapatıyorsun sen? Sen oraya yazarken peki sen bunu tehdit olduğunu biliyor musun? Ben o kopyanı aldım senin. Sen bunun tehdit olduğunu biliyor musun? Sen ip ağından bulunmayacağını mı sanıyorsun bulunduğun yer? Senin ikamet ettiğin yeri bulunmayacağını mı sanıyorsun sen? Sen öyle tehdit ediyorsun bana ha? Ben sana, ben buradaki bütün herkese rica ettim. Onlar da bak o ricanın düz insanlar ki, düzgün insanlar ki uyuyorlar. O şeye, kurala. Sen uymayıp da orada bir daha gelip de bu şekilde tehditler yağdırırsan işte o zaman asıl sen verilirsin. O zaman verilirsin asıl sen o zaman mahkemeye. Biri de korkmuş. İnşallah bize şey gelmez demiş evimize. Kimse merak etmesin. Kimse mahkemeye verilmedi. Sadece uyarı. Uzaklaştırma demişim ben. Yani uyarı. Tebligat geldi. Uyarının sonu da şeydir zaten. Yasaktır zaten. Uyarı demek yasak demek zaten. Bu televizyon kanallarına da geliyor. Çok şeyleri Rütük mesela Rütük'ten geçmiyor mesela küfür içerikli, şey içerikli. Bu da bunun gibi bir şey saygılı. Neyse. Yani yorumlarımıza tabii o bacım canlarım diyorsunuz ki biz şu kadar yani normal içinde normal kelime olan insan niye çekinsin? Niye çekiniyorsunuz? Oraya yazıyor ki şimdi biz ne olacağız? Bizim evimize şey hiçbir şey gelmez. Ben konuştum. Ama bir de ilerisine giden var bak böyle tehdit var. İşte onların için ben bile harekete geçerim. Onlar için. Sen benim neyimi tehdit ediyorsun bakayım? Kanallarımızı kapatacağım. Sen kim oluyor kanallarımı kapatıyorsun? Kanallarımızı kapatıyorsun. Kim oluyorsun sen? Yani dediğim gibi sen Rütük müsün? Bizim kanalda ne işin var senin? Beğenmiyorsan çek git. Ne işin var senin de oraya bağ tehdit yağdırayım? Yani demek istediğim hiç kimse yorumcu arkadaşlar. Hiç kimse şu ana kadar şeye verilmedi mahkemeye. Sizler verilmediniz şu an. Şu an ama ihtar geldi. Kanal sahibine ihtar geldi bana yani. Ben sizi uyarmazsam, ha ben sizi uyarayım, kötü onların adını anmayalım diye. Ben sizi uyarayım da, ben üstümden yük atayım. Burada da zaten uyardığım belli oluyor. Ha o zaman işte hala kötü yorum yapılırsa, işte bundan sonrası verilir. O zaman da ben karışmam. Ben sizi uyarmadım mı derim. O zaman da çekilirim. Uyarmazsam. Bak uyarıyorum, dün de uyardım. Gelip bana tehdit etmene gerek var bacım ya. Ne gerek var beni? Sen kimsin benim kanalımı kapatacaksın? Ben ömrümü tüketmişim, saçlarımı ağarmış, ağartmışım burada. Sen benim dükkanımı kapatacaksın, sen kimsin? İşte senin kopyaladığın ipağından ben seni buldururum. İşte sen işte bu şekilde verilirsin mahkemeye. Ha o tehditin ne? Çünkü elimde tehdit. Çünkü hangi güce sahipsin ki kanalımı kapatabileceksin? Çünkü ben onca dostum var, onca da düşmanım var. Bunlar bunu başaramamış da. O kadar şikayetler olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Kimse kimseyi çekemiyor zaten çoğunluğu bu mecrada. Bunlar benim kanalımı kapatamamış da. Senin arkandaki gücü merak ediyorum ben. Hangi güce sahipsin ki kanalımızı kapatacağım? Ben bunu araştıracağım. Ben seni ip ağına da bulacağım. Bulacağım. Yani bu, ben sadece şunu merak ediyorum.
hangi güce sahipsin? Arkandaki gücü öğrenmek istiyorum ben. Yani kaç kere ayrı ayrı hesaplardan, sahte hesaplardan gelip kanalını kapattıracağım diyorsun ya. Şimdi işte araştıracağım seni. Dikkat çektin çünkü. O kadar ısrarla kaç tane hesaptan gelip de aynı kelimeyi yazman. Dikkatimi çekti. Şimdi araştıracağım işte seni. Neyse canlarım, bu kadar söyleyeyim. Yani rica ediyorum artık, gene rica ediyorum. Bugünden sonra daha rica etmem. Bugünden sonra daha herkes yanlış yazan da kendine olur. Şey yapan da verilirse bilemem. Bundan sonra rica et. Bak bu şu iki videoda da rica ediyorum. Dün akşam da bugün de. Artık çünkü ben uyarımı aldım. Ben uyarmak zorundayım. Eğer hala uyarılmıyorsa onu zaten Rütük gibi başımızdaki insanlar da onu araştırıyor. Anlıyorlar, bakıyorlar zaten. Şimdi şunu söyleyeyim canlarım. Bugün 15 Ağustos şehitlerimizin bayramı. Şehitlerimizin şey yani bayramı diyorum, mübarek olsun. Mübarek olsun şehitlerimiz. Ağustos mu dedim ben? 15 Temmuz. Her yer şeyde bile kapalı artık. Bankalar şeyler bile kapalı yani. Devlet daireleri bile. Eczaneler kapalı mı bilmeyeyim. Allah mekanlarını cennet etsin. Vatanına kendini feda ettiler. Hangimiz olsa hangimiz yapardık, yapmazdık, hep yapardık. Allah mekanları zaten onlar şehit artık da Allah yani ne bileyim cennet bahçelerinden etsin. Şehit mertebesinde olsun inşallah. Zaten öyledir de. Canlarım ben şimdi kahvaltı yapmadım. Bayağı bir moralimi bozdu, az önce boğuştum. Beni kusura bakmayın, sizde gerçekten üzdüm, üzüyorum bu tür şeylerle. Üzülmeyin siz. Gerçekten hani söylüyorsun, oraya yazı da bırakıyorsun, sabitliyorsun. Hala isimleri anılıyor. Hala onlar hakkında, bak ben izahını yapmışım dün akşam bu videoda. Benim de demek ki bak işte, hatta başlığa bile yazdım. İşler bak kötüye gidiyor, karışıyor her yer. İşler çok karışıyor yani. Çok kötüye gidiyor diyorum. Hala aynı isimlerini yazıyorlar onların, geliyorlar buraya. Aynı şeyleri. Ya bunları okumadan mı geliyorsunuz siz? Beni dinlemeden mi geliyorsunuz siz? O yazanlara diyorum. Yani güzel yazanlara değil. Normal eleştiri değil bu. Tehditvari geliyorlar. Korkanlara da bir şey demiyorum. Korkmasınlar. Hiçbir şey yok. Ben konuştum. Dün konuştum onlarla. Böyle böyle. Tabii biraz hararetli konuşmalarımızdı. Öyle normal bir konuşma değildi. Bundan sonra normal bir konuşmamız da olamaz zannediyorum. Olmaz. Olamaz da. Ama et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. Evladım da evladım yapmaz zaten. Kanal sahibi yaptı bunu. Kanal sahibi biliyorsunuz. İsmini anmak istemediğim sevgili eşi o yaptı. Tüm kanal sahibi yapıyor zaten. Böyle şeyi, kanal sahibi böyle bir uzaklaştırma alındı. Hani isim edilmemesi için. O kanalın ismini de etmiyorum, kendi ismini de etmiyorum. Adana hiç kötü bir şey de söyleyemem. Sadece yabancı bir kişi olsaydı gene kanalın adını anmadan da uzaktan da hani şey yapabilirdim ama hiç konuşmazdım yani. Hiç adını etmezdim. Ama şimdi bu evlat olunca bir yeri ya bu sadece bir uyarı geldi işte. Uyarı. Yani bundan sonrasına dikkat edeceğim. Bundan sonra dikkat edilecek. Yazılara da dikkat edilecek. Çünkü bacım ben problem yaşamak istemiyorum. Ben mahkemelerde sürünemem. Ya da Allah korusun ihlal yiyip daha fazla ileriye gidip de hapiste de çürüyemem. Hapiste de giremem. Allah korusun. Ben bir dakika duramam burada.
bir dakika o kapı üstüme kapattığın anda başlarım boğulayım demeye. Allah vermesin. Yani ona göre hepimiz ya bu sosyal mecranın da medyanın da bir kuralları var. O kurallarda gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. O kurallar içinde gideceğiz. Mümkün olduğu kadar yorumcu arkadaşlarımdan, canlarımdan da o kuralları uyarak. Orada zaten yazıyor. Topluluk kurallarına uymanızı rica ediyor. Yani sosyal medya, YouTube şeyinde ilk yoruma yazmışlar, o da yazıyor. Orada yazıyor zaten. Oraya uyan yok da. Şimdi tamam bir an sinirlendik, hep birlikte konuştuk, şey yaptık ama şu an demek ki bu uyarı gelmiş, bize yapmayacağız. Niye beni suçlamaya geçiyorlar? Sen yaptın, biz öyle yaptık. Sen... Bir şey yok bacım, sakin olun diyorum, yazıyor. Bir şey yok şu an. Şu an konuştuk, ettik, bu 7 kat yabancı değil, gene benim çocuklarım, çocuğum. Benim yani konuşuyoruz. Hiç kimseye bir şey yok. Sadece bundan sonrası için edilmeyecek. İsim edilmeyecek. Bundan sonrası için kanun var. O kanundan yararlanmışlar. Doğru. Ben de, benim üzerime de aynısı yapıldı. Ben de yararlanırım. E şimdi bunu ben anlattığım zaman onlar da anlatmış. Ben izah edememişim pek. Onlar da etmiş. Yoruma izah edememişim. Tekrar yorum tazeledim sabah. Sabitledim oraya. Uyarıyı da almıyorlar ana. Hala geliyorlar. Hala ondan bahsediyorlar, geliyorlar. Niye beni de zor duruma sokuyorsun? Kanalımı zor duruma sokuyorsun. Kanalımı zor duruma sokuyor. Ve beni de zor duruma sokuyorsun. Kendisi de sokuyorsun. Kanalını kapattıracağım, kanalını kapattıracağım ya. Sen gelmişsin oraya. Siliyorum seni bir daha başka yerden. Gene uyamayayım bak. Öyle diyor, engellemeyeyim. Siliyorum seni başka bir yerden. Sonra engelliyorum. Yok siliyorum, aynı kişi bir daha yazıyor. Engelliyorum. Bir başka hesaptan aynı yazı. Tam 4 tane hesaptan geldiler. 4 tane hesaptan. Ben öyle başkaları gibi bakamıyorum. Hani kaç saatlik açılmış. Bunu ben araştıramıyorum. Onu bilmiyorum. Ama fake. İsim fake. İsim gerçek isim değil. Resim mesim de yok. Ondan sonra aynı yazı. Kanallarınızı kapattıracağım. Tehdit var ya. Benim aklımda sadece orası kaldı. Başka neler var? Neye? Ben de merak ettim şimdi. Dedim ya, az önce anlattım ya. Ben 5 yıl olmuş, benim dostum da var, bu kanalda düşmanım da var. Beni yok etmeye de çalışanlar oldu. Bu her insanın başına geliyor bu. Şu YouTube'da yükselirken her insanın başına geliyor. Beni ne şikayetler edenler oldu. Ne? Çünkü oraya verilmiş adam haklıydı, haksız da şikayet edeyim. Sana gıcık şikayet edeyim seni. Sana gıcık şikayet ettireyim kanalı. Kanalı şikayet edeyim. Orada yazılmış. Ondan sonra kimisi oyun olsun diye yapıyor. Kimisi gıcık olduğuna yapıyor. Kimisi belki gerçekten sinir olduğu bir şey vardır şikayet ediyor. Yani çok ediliyoruz. Bizim kanalımızı bunlar kapatamadı da. Bu kadar onca dünya, yani onca şey. Kapatamadı da. Sen kesin kesin sizin kanalınızı, ikinizin de kanalını kapattıracağım. Hem o öbür tarafı değil, hem beni değil. Sonra da bir kere, bir yerine daha gelmiş, senin kanalını kapattıracağım. Kapattıracağım. Şimdi ben bunun arkasında bir şey ararım. Sen dayı mısın, ayı mısın? Sen hangisisin, onu arayacağım şimdi ben. Dayı mısın, yoksa ayı mısın da oraya girip yazıyorsun? Ben sana yazma dediğim halde, oraya hem de kelimeyle konuştuğum halde, hem de şeyle, sen benim kanalımı kapattırıp da ne yapacaksın? Zevk mi alacaksın? Nasıl yapacağım? Bunu merak edeyim işte ben. Bu kadar incelemelere gitmiş benim kanalım. Hiçbir şeyde bir şey gelmemiş. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yok. YouTube kapatmamış da. Sen benim kanalım. Hani. Sen benim kanalımı merak ettim ben şimdi nasıl kapatacağını. O yüzden araştıracağım şimdi seni. Senin ipağından seni bulacağım. O yüzden araştıracağım şimdi seni. Merak ettim çünkü. Hangi güce sahipsin? Arkandaki güçleri merak ettim. Haydi bakalım. Bunu yıkayalım. Leyva'cığım, bunca bastıra bastıra onu söyleyen bir gücü herkes merak eder.
Neyse, konu kapandı. Ben bu konunun kapanmasını ben de istiyordum. Artık. Dediğim gibi. Herkes yerinde sağ olsun. Allah herkesi yerinde sağ etsin. Görüşme. Neredeyse çürümeye durmuş. Bunun şimdi hepsini yapıyorum zaten. Bir avuç kalıyor. Hafifliyor. Evet. Ağzını kapatalım şimdi. Zaman geçti ya, az yürümeye başlayayım bak, görüyor musun? Anam kız, bir sıcak var, bir sıcak var. Az önce yengemle konuştum. Yengem dedi ki, Zeynep yengem kız, Esra dedi. Ha bu dedi, bizim yakın tarafta dedi, bir yer boşalmış ona dedi. Bak yenge dedim, yengeme dedim, yenge benim, ben boyamla dedim gidip hiçbir şey yapamıyorum. Senden dedim rica edeyim, sen benim yerime, ben dedim şey öyle hani yeni, eski, benim için hiç fark etmiyor dedim. Yeter ki uygun olsun dedim, fiyatı uygun olsun dedim. Benim için hiç fark etmiyor dedim, sen tut. Benim yerime, bana söyle, konuş benim yerime, hallet hemen, bana yardımcı ol, hem yakınlarından bak dedim hani. Ben dedi sana kızım yardım, işte bu konuda yardım etmek istiyorum, yardımcı olmak istiyorum dedi, ev konusunda dedi. Hem uzakta olmazsın, hem gelir gidersin dedi, hem dedi bayram dedi, uzağa gönderemeyim bayramı dedi, hani buraya doğru gelemiyor. O çocuk gelebilseydi, çünkü tutarı var çocuğu. O çocuk gelebilseydi benim o çöpü dökerdi, atardı hepsini. Benim ayağım devre olmazdı. Ben de böyle düşmez o çöpten. Ondan sonra dedi ki yakın yerlere seni bir gidip araştırayım bakayım dedi. Gelip giderken dedi alalım yakın yerlere seni dedi. Gelir gider sağ yardımcı oluruz, çöpüm bayramda döker, ben de dökerim dedi. Ne yapayım şimdi? Batı dökmüyor diye belaya mı gideyim? Ya birbirimize horona mı kalalım? Biz böyle edip kavga edilir. Edilirken biz dedik ki ha horona kalktılar. Demiş. Horona mı kalkalım? Ne yapalım? Kimisi hala diyor ki oğlan terbiyeleri oğlan. Daha neyi terbiye veriyorsun sen? Senin elinde mi büyüdü oğlan? Yani benim elimde büyüdü. Yani benim elimde büyümediği için zaten öyle. 11 yaşında oturdum ben onun başına. 11 yaşındaydım. Bundan sonra zaten babasından aldığı parayla geçirmeye çalıştı. Onu bile almışsa kaçıydı dedi. O benim param, vermeyeceğim diye. Ha, o zaman dedi. Şimdi babasından da alayım. Benden de alayım. Daldık ne bile ikimizde. Kör ayvaz, kör şey. Yani ikimiz kör topala bile kaldık mı? Kaldık. Öyle bir kelime var bende, ne onu getiremedim ben. Kör ayvaz. Öyle bir kelime vardı yani baş başa, yalnız başına kalan insanlara erle denildi. Of of şimdi. Bakın insanlar laftan da anlamıyor. Anlayan var bak, ne güzel yazanlar var. Yorum, bayağı bir yorum var, Allah razı olsun. Çok güzel yazanlar var ama
birkaç kişi var ki arkadaş atmaca gibi geliyorlar. Atmaca gibi durduramıyorsun da. Sözleri durduramıyorsun. Niye kendinizi öyle yapıp da kendinizi engellemişsiniz yani? Niye ya? Durduramıyorsun. Freni patlamış kamyon gibi. Tekerler, tekeri patlamış kamyon gibi. Ya da freni patlamış, hangisi patlıyor? Öyle bir hızla geliyor, bir hızla yazıyor. Hacım yazma demişiz yani, kötü yazma demişiz hani, kimsenin adını geçirme demişiz. Gene tutmuş, beddualı beddualı yazmış karşı tarafa. Ne gerek var? Yazmayın diyorum da. Yazmayın, bana tehlikesi. Kanalıma tehlikesi var, bana tehlikesi var. Öyle ya, düşünsene televizyon kanallarının bile hütü var ya, hütü. Her şeyi konuşabiliyorlar mı onlar orada? Bizimkinin de rütükleri mahkeme. Mahkemenin şeyin, mahkeme yani şey, karakolda YouTube, sosyal medya bölümü var. O taraftan yapılıyor. Bu yeni açıldı. Bizim de şeyimiz o. Rütüğümüz. Neden laf anlamadan gidiyorlar, gidiyorlar? Kimisi eşiyle tehdit ediyor, kimisi gerek yok ki. Öyle bir şey yok, verilmediniz. Ne yapmış olabilirsiniz ki ya? Verilmediniz mahkemeye. Bundan sonrası için söylüyoruz. Bunlar vermediler, hani konuştuk biz. Benim de biraz yüksek sesle konuştuk ama hani biraz hararetli konuşmuş olabiliriz ama konuştuk hepsini. Verilmedi. Bundan sonrası için karar bu. İhtar şeklinde. Kurallara ihlal edersek beden kendi düşünsün. Ben burada uyarımı yapayım. Ay ay ay. Canlarım, sizler ne yaptınız? Ne yaptınız? Oh, oh ben de evre işte. Saat aşında akşama doğru oldu ya. Akşama doğru oldu. Kelimeye bak. Ben de ki, ben akşama geliyor akşama. Ben hala kahvaltı yapmamışım. Diyeyim ki, yatakta bayılıp bayılıp gideyim de. Diyeyim ki, niye bayıldım ben diye. Unutmuşum yemediğimi. İnsan yemediğini unutur mu? Unutmuşum. Niye bayılını geçireyim ben diye. Gözüm gibi bayılıyor. Bir baktım anladım ki başım dönüyor. Anladım ki karnım aç. Ben yemek yedim mi Esra sen dedim. Yo, ağzına bir şey attın mı? Yo. Sen yesene mi? En sonunda buraya geldim. Oh. Böyle biraz tosalayacağım. Ondan sonra domatesini, şeyini, sarımsağını vereceğim. Bol sarımsaklı yapacağım. Şaksuka gibi. Aynen şaksuka. Sıcaktan boğuldum. Yengemle onu konuşuyorduk bir de. Anam diyeyim ne sıcak var. Hem de bu kadar sıcak erken geldi diyeyim. Ne yengem? Boğunuk havalar, boğunuk.
Hani bizim burada boğunluk hava demin. Boğuluyor yani. Hasim camlarım da kapalı ya benim. Ses gelmesine kapatıyorum ya. Ana ben şimdi var ya. Şey oldum böyle. Resmen boğuldum. Ay inanamaz. Resmen boğuldum. Şimdi. Ya azıcık da ha. Şey değil. Ay. Şimdi buna azıcık pul biber koyacağım. Pul biber neredesin? Aman boş ver, nerede olduğunu bulamamışım. Böyle yavaş yavaş tıngır mıngır bitsin o. Ay ay ay. Bu ne? Aa, dur. Bunu kim çevirmiş böyle? Aman donmuşa bu. Abi çevireyim ya, o neyle donmuş? Bunu nasıl dondurmuşlar böyle ya? Heh. Niye ağırlaşmış? Az yani. Haydi bakalım ben buraları bir toparlayayım. Evet bunları yıkadım da doğruyorum. Bunu maydanozu her tarafa yedirebilirsiniz. Taze de ödem söktürüyor. Bu şekilde yapıyorum. Bunu salata gibi değil de böyle sadece domates salatası gibi. Bak şimdi. Ulan şimdi soğanı da getireceğim, koyacağım. Ama şey koymayacağım, salatalık. Arkadaşlar şeyim kalmadı. Topuğumda gezmeye yer kalmadı.
Yani topuğumun üstünü basamayayım daha. Çok ağrıdı, çok çok çok. Bu ayağımın, ayak bileğimin bu şişmesi oturduğum yerden de bu şişin inmemesini bunu bir şekilde anlayamadım yani. Anlayamadım. Biberi buldum. Bu da biber çok güzel oluyor. Bunun üzerine de koydum biber. Bunu da gene sıvı yağ ya da zeytinyağıyla yapıyorum. Buna da tereyağı koymuyorum ben. Hani katı yağ koymuyorum. Limon yok. Olmasın. Gene aksan ve ay aksan diyorum. Yok gene aksam yemeği doğru. Daha yemek yemiyorum ki ben. Günde bir kere yiyeyim. Aksam yemeği sonra yerim diyeyim gene yemeyeyim. Sabah yemeği kahvaltı yapmadım. Hem öğlen hem akşam hem sabah hepsi bir işte bunda. Her zaman ayağımı dikemiyorum ki. Ayrı ayrı yemek yapayım ya da ayrı ayrı yiyeyim. Yapamayayım ki. Bir kere kalkayım, az ayağımı dinlendireyim, sonra bir kere kalkayım, tam kalkayım. Hem akşamı, hem sabahı, hem akşamı, hem öğlene birden. Savuşturayım. Hala bergama içiyorum. Bu da bitti ama. Şuna da bir şey aldırayım. Çay. Tiryakiyi seviyorum. Çayda tiryakiyi seviyorum. Ha, o kırmızı tiryaki. Bunda maydanoz olunca, bunda biber olunca, bunda şey olacak. Ama yok. Ha, şöyle yapayım. Çok az şundan koyayım. Nar ekşisi. Kışın nar alacağım, ekşisini yapacağım, şişeleyeceğim. Kışın uzun ucuz oluyor ya. Bu daha pişmek üzere. Artık ayak topuğum uyuştu. Ayak topuğum uyuştu. Sinir ediyorlar ya. Bak o kadar sinirlendim işte. Tam videoyu açmadan önce uğraşıyordum işte o tehditkar konuşan kişiyle. Bir sinir oldum. Aslında ilk açtığım bayramı kutluya başlayacaktım. Bayram mı? İşte şey Temmuz, 15 Temmuz. Onu kutlayacaktım. Güzel.
artık kutlama mı deniyor ona, mübarek olsun mu deniyor. Bence kutlama değil de mübarek olsun deniyor. Anma. Şehitleri anma. Ben. Tamam. Şehitlerimizi vatan için çarpışan, uğraşan şehitlerimizi anma günü. Aklıma götürdüğüne zorla geldi aklıma bak. İsmi de zorla geldi aklıma. Ben o sorunla başlangıç yapacaktım. Açılışı. Normal bir izah yapacaktım. Beni sinirlendirdiler. Adamı hasta etmeyin ha. Adamı hasta etmeyin. Bu konuda bak kafam yok. Araştıracağım onu. Alakalıdır. Orada şakam yok. O kaç kere uğraştırdı. Tam yarım saat uğraştırdı ya. Şu anda bile çekim yapıyorum ya. Şu anda bile gelmiştir bir yerden mutlaka bir tane daha hesaptan gelmiştir bak. Bak. Kız ben bu sefer buna azıcık gene kız koklatayım kız tereyağını azıcık gene. Gene daha lezzetli olur. Sanki bana yağı yavan geldi. Uyuyor ya. Sanki gideceğim valla. Gideceğim buralardan. Ya. Buralar bana hizmet etmiyor artık. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmediğim kabahat. Bir his diyor ki bana, çek git kendini arat. Çok sevdim suç sayıldı. Hiç sevmediğim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini arat. Öl de kendini arat. Bu dünyada mutluluk 3-5 damla gözyaşı, acı hatıralarım bana doldu gönül yoldaşı. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırdaşım. Bu benim kaderimmiş, gönlüm oldu sırdaşım. Aradım, bulamadım, ben hayat arkadaşım. Çok sevdim çok, çok sevdim, suç sayıldı. Gözlerim hep yanlış altındaydı. Hiç sevmediğim kabahat, bir istiyor ki bana, çekip kendini alarak. Çok sevdiğim suç sayıldı. Hiç sevmediğim kabahat, bir his diyor ki bana, öl de kendini arat. Öl de kendini arat. Bu pişti. Bunu servisimize alalım. Bunun altından ses geliyor. Üstünü bıraktı, altından ses geliyor. Ah, ah kardeş ah. Ne
eliğimde alayım imam. Eliğimde alayım. Hangi derde yanayım? Derdim dağlardan büyük. Ben hangi derde yanayım? Evet. Akşam yemeği, öğlen yemeği. Hepsi sebze. Ben hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Böyle tehditvari gelmeyin. Her kimseniz. Sahteden geliyorum derseniz bulunur. İp ağından bulunuyor. Kullandığınız bilgisayardan, kullandığınız telefondan bulunuyor. Hangi telefondan kullanıyorsanız bulunuyor ip ağı o işte. Akıllı olun. Aklınızı alırım ben. Adam hasta etmeyin ha. Akıllı olun. Oraya gelip tehdit var yazma bak. Sinirlerimi de bozma. Ey canlarım, ben sizleri öpüyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Benim kahvaltım bu. Yemeğim bu. Her şey gönlünüzü olsun. Yakın bir zamanda da dedim ya gideceğim diye. Yakın da değil de biraz daha var. Güzel bir sürprizim daha olur sizlere, merak etmeyin. Hadi öpüyorum sizi. Güzel bir sürprizim daha olur. Beni Rabbim tek yarattı ama tek öldürecek ama ortada bir ince çizgi var. O çizgide ben tek olmayacağım. Olmak istemiyorum. Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgi var. O çizgide ben yalnız gelmiş, yalnız gitmiş olmayacağım. Bu benim elimdeydi. Bundan sonra da gene benim elime geçti. Hadi öpüyorum sizleri. Yani benim elime geçti derken bu şans benim elimdeydi. Ben yaratmam gerekiyordu. Ben bu şansı hani ben istesem istediğim kendime istediğim şansı yaratırım ya. Ya da istediğim şeyi yaparım. Ben yapmak istemiyordum. Ben istemiyordum. Ama baktım gördüm ki yalnızlığı çok kötü koyuyor insana. Bir insan tekken hiçmiş. Çiftken bir insan tek insanmış. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet edin.